Evet. Gerçekleri ama. Devam. Ediyor. <laughs> ama gerçeklere sıkı sıkıya bağlı. Ona göre. Şimdi <laughs> Yok, yok. inat, inat ediyorsun. Şimdi, Hataları kabul etmiyorsun. Şimdi e, bir kere hocamın yaptığı bazı hatalar ve bazı haksızlıklar var. Ama haksızlıklar daha önemli. Bir kere benim tahminim o ki hocam CHP'ye oy vermemiştir. Zaten oy verseydi Sinan'a oy vermezdi. Yani parti olarak da CHP oy vermemiş olabilir. Zaten kendisini tanıdığım kadarıyla kendisi bir CHPli değil yani mutlaka Atatürk Atatürk milliyetçisidir ama yani CHP yani CHP'nin kararlarından bu kadar etkilendiğini ve mağdur ol, olduğunu iddia ettiği üzere bir CHPli olduğunu düşünmüyorum ya bildiğim için düşünmüyorum. Önemi ne bunun? Önem nereye varmaya et... çalışıyorsun? Önemi nereye varacağımı söyleyeyim? Önemi ne bunun? Hocam mesela oy verdiği partiyi bu kadar sorgulamıyor yani onun oy verdiği parti bir an için. Düşünüyorum. Mesela oy verdiği aday kim? Sinan Oğan. Mesela Sinan, Oğan Sinan Oğan tarafından hocam kandırıldığını bu kadar dert etmiyor. Sinan Oğan, halbuki hocamı kandırdı. Hocama bir muhalif aday olarak görünüp oyunu aldı. Hocam ve onun gibi milliyetçilerin oyunu alarak AK Parti'ye katıldı. Hocam hiç durdu mu üzerinde bunun? Hiç durmadı. Sinan onu kandırıp AK Parti'ye katılmasını mesele dahi etmedi. Umursamadı bile. Halbuki oy verdiği aday, e, oy verdiği adayın... Bunlara cevap vereceğim. Tamam şey. lütfen. Tabii, tabii, tabii. Halbuki Ersan, es Ersan Şen kendisinin oy verdiği adayın onu yüzüstü bırakıp AK Parti'ye katılmasına bir kelimecik değinmedi. Ya sana da yazıklar olsun demedi. Ayıp istifa et demedi. Çek git buradan gözüm görmesin seni demedi. Ne yüzle benim oyumu benim kandırıp benim oyumu alıp AK Parti'ye katılırsın demedi. Bunu dert etmedi. Hocam AK Parti'ye katılması destekledi mi? Zannetmiyorum AK Parti katılmasını destekliyor olsun. Ama Kılıçdaroğlu'na ayırdığı vakit bir okyanussa ya bir ta, bir evleksu kadar Sinan Oğan'a değinmedi. Halbuki kendisi halbuki ona oy verdi. Ben olsaydım ben mesela e, Sinan Oğan'a oy vermiş biri olsaydım aldatılmış hissederdim kendimi. Kandırılmış hissederdim. İhanete uğramış hissederdim. Eğer AK Parti'ye oy vermesinden memnun değilsem ya da AK Parti'ye katılmasından memnun değilsem. Ama hocam ya Ak, Sinan Oğan'ın AK Parti'ye katılmasından memnundur. Bu yüzden dert etmiyordur. Yahut e, yani Sinan Oğan'a Sinan Oğan'ın Oğan AK Parti'ye katılmadı biliyorsun tamam. değil mi? Anlatayım hocam. Yanlış Anlatayım. Daha önce Parti Parla izninizle evet. hocam. Daha önce Hüda Parla e, aynı yere o atmakla MHP'yi eleştirip kendisi Hüda Par lideriyle sahneye çıktı. Ya sadece bu fotoğrafı bile hocamın dert etmesi gerekirdi. Ya ben sana oy verdim elim kolum kırılsın demesi lazımdı. Sen siyasetten derhal git demesi lazımdı. Bir dakika bile orada durmaman gerekir demesi lazımdı. Sinan Oğan diyor ki 2028'de adayım. Ne 2028'i yarın sabah derhal senin gözüm görmesin demesi lazımdı. Buna göre. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun tek suçu, suç varsa eğer Kılıçdaroğlu'nun suçu rakibini yenememek oldu. Yani yenemedi. Suçu o. Hocamın oy verdiği aday gibi, Sinan Oğan gibi rakibin yanına geçmedi ki. Yani hocamın oy verdiği adam rakibi sırtına aldı. Rakibi şampiyon yaptı. Devam et, Hocam devam bunu et. hiç dert evet, etmiyor. Et. Ya Kılıçdaroğlu'na oy <laughs> verenler hayal kırıklığı yaşıyorsa... Bak ya, Kılıçdaroğlu, sen, hocam var, ben bir şey demedim ya bir devam edeyim. <laughs> Kılıçdaroğlu'na oy verenler üzülmüşlerdir. Neden? Kazanamadılar. Ama Sinan Oğan'a oy verenler ihanete uğramışlardır. Ersan Şen gibi. Şimdi Ersan Şen'in <laughs> siyasetten, ya, e, İsmail, ya hocam bir oluyor anlatayım oluyor, ya bir şey yok ki. Şey ben itiraz ya. ettim ya, mi? Ben bir şey söyledim mi? Ersan Şen'in, Ersan Şen'in oy verdiği, oy verdiği aday, ona, ona Ersan yerine yerine oy aday, Ersan Şen'in oy verdiği aday Ersan Şen'e ihanet için. etti. Ersan Şen bunun hakkında iki kelime etmedi. Halbuki Kılıçdaroğlu, e, oyuveren, e, Kılıçdaroğlu kendisine e, oy verenlere, e, bir saniye ya, bir saniye, saniye ya, bu ne ateş, Sesler bu üstü ne, hocam niye bu kadar heyecan yaptınız? Kılıçdaroğlu'na oy verenler, Kılıçdaroğlu tarafından aldatıldığını yapalım. düşünmüyor. Bak, dikkatli olalım. Kılıçdaroğlu'na oy verenler üzüldüler. Çünkü Kılıçdaroğlu kazanamadı. Ondan kazanamadığı için istifa etmesini isteyebilirler. Ama bir Kılıçdaroğlu taraftarı bile, sen bana ihanet ettin demedin. Sen elinden geleni yaptın kazanamadın dedi. Ama bir Kılıçdaroğlu taraftarı Kılıçdaroğlu'nun karşı tarafa geçtiğini söylemedi. Ee, efendim Erdoğan'a hizmet ettiğini, yardım ettiğini, destek verdiğini söylemedi. Ersan Şen'in oy verdiği Sinan Oğan öyle yaptı. Ama Ersan Şen tırnak ucu kadar bu konuya girmiyor. Niye? Benim oy verdiğim adam kalkıp rakibime geçseydi ağlardım kardeşim, kapanıp ağlardım. Ya bana da bu yapılır mı derdim. Siyas bir gün bile siyasetten siyasette e, vakit geçirmemelisin derdim. Tabii bir ya de, daha da hatırlatıyor eleman demedi diyor. Bu da bu da ha? önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan eleman demiş. Tabii eleman yönetmenim dedi, daha eleman daha dedi. Da ya daha neler neler dedi de. Yani bak şimdi Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu sadece yenildiği için bir gün bile orada oturmamalı. Sinan Oğan rakibin tarafına geçtiği için her gün siyaset yapmalı. Bu adalet mi kardeşim? İkincisi hocamın oy verdiği parti yani ya MHP'dir ya Zafer Partisi'dir ya diyelim İyi Parti. İyi Parti seviyor hocam. İyi Parti seviyor. Kardeş ya sen ne de... yapıyorsun ya? <laughs> Şunu bir saniye bir şey anlatacağım ya. Ya bu bu ülkede tek muhalefet partisi CHP mi? Ben bak eleştiriyorum CHP'yi. Onun mecrandan saptırdı. Hayır değil, ya tam mecrasında. Tam tam var. yerinde akıyor bak. Tam yerinde akıyor. Ben şimdi bak e işte ben CHP'yi ben CHP eleştiriyorum. kim oy verdiğimle. Ya hocam alakalı. bir saniye bir saniye, bir, saniye, bir, saniye, bir, saniye, bir şey demedim, hocam hocam demedim çok ya. Ben ya zannetken. ben bölüyor muyum? Bir şey yapıyor muyum? Gidin Sinan Oğan'ın sözünü kesin. Bana ne müdahale ediyorsunuz? Şimdi bak, <laughs> ya bak ee, 4, programdır, ya hocam, 4 programdır, hocam 4 programdır masaları yumruklaya yumruklaya, yerinizde zıplaya zıplaya sadece seçimi kaybettiğiniz Kılıçdaroğlu'nu sorguluyorsunuz. Sorgulayın hakkınız. İki kelime de sizin, sizin oyunuzu alıp, size, sizin, gideceğim. sizin oyunuzu alıp Erdoğan'a omuz veren Sinan Uğurla laf Deyin ki Sinan Oğan, şey sen kardeşim mi? benim oyumu çalıp nasıl Erdoğan'a oy verirsin? Sinan Oğan kimseye seçim Şimdi bak, kazandırmadı, seçim kaybettirmedi. Tamam, tam Gerçekten oraya geleceğim, mı? oraya geleceğim. Gerçekten, tam oraya ben, geliyorum, ben, bak. Ben, tam ben, oraya geliyorum. Dananın eleştiri, kuyruğun koptuğu yer. Yapmadım. Şimdi hocam işte bak. Sesler yaptım. üst üste gidiyor. Cevap Ya bir şey demiyorum ya. Cevap için ne biraz bir, daha... ya. Hocam, bir saniye. Için biraz hocam daha bu, daha... Ne, bu ne? Bu rahatsızlıktır? Bu ne huzursuzluktur? Şimdi bak. Hocam ona oy verdiği parti. Şimdi Meral Hanım'la görüştüğü için hukuku var. İyi parti diyelim. Öyle veya böyle. Olmaya Kardeşim bu ülkede tek muhalefet partisi CHP mi? En çok oy alan olduğu o. Doğru. Tek o mu? Tabii ki. yani İyi Parti'nin e, AK Parti'yi yenme ödevi ve görevi yok mu? Yok mu kardeşim? Zafer Partisi'nin AK Parti'yi yenme ödevi ve görevi yok mu? CHP olmasa bu partiler ne halt edecek? Zafer Partisi, İyi Parti, MHP ayrı partiler değil mi? CHP'nin AK Parti'yi ne kadar alt etme görevi varsa İyi Parti'nin de var değil mi? Niye etmiyorsun kardeşim o zaman? CHP mi yapmak zorunda? Sen ne güne duruyorsun? Sen ne güne duruyorsun? Bütün günahı, bütün faturayı CHP'ye bu şey yapacaksınız, borca edeceksiniz. Sen yenmedin, sen ezildin, sen kaybettin. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın kardeşim? CHP ile ittifaka girmeseydin belki barajın altındaydın sen. Sen ne yaptın ya? Tamam hadi CHP AK Parti'yi alt edemedi. Bak CHP ben sol göçlü vatandaşım kardeşim. CHP'yi eleştiriyorum. CHP çünkü AK Parti'yi e, alt edemedi. O koltuktan 21 yıldır indiremedi. Ben eleştiriyorum. Peki kardeşim bu ülkenin tek muhalefet partisi CHP mi? Hayır değil. İYİ Parti'de dahi. E sen niye alt edemedin? Sen niye yenemiyorsun? Değil mi? Sen milliyetçi ve muhafazakarım diyorsun. Alt etseydin ya, alabilseydin ya. Milliyetçi CHP dediğin parti eninde sonunda kendi mahallesinde %70 oy alıyor. Alıyor gene. Bak İç Anadolu diyor hocam değil mi? İç Anadolu. Kırşehir kimde kardeşim? Bilecik kimde? Kim aldı buraları? CHP aldı. Hangi İç Anadolu vilayetinde İyi Parti CHP'ye geçti? Geçebildi mi? Geçemedi. Halbuki buralar AK Parti MHP'nin oy yatağı değil mi? E, alamadı. Neden alamadı? Hoca, oy vermediği CHP hesap sorduğu kadar oy verdiği İyi Parti'ye sen neden buralarda oy aldın diye diye sormuyor. Neden alamadın diye oy sormuyor. Bir tane numunelik kardeşim bir tane İç Anadolu vilayetinde de ikinci olsun. Niye sormuyor? Hem o İYİ Parti hem o İYİ Sinan Oğan oy veriyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu'na hesap soruyorsun. Hem İYİ Parti'ye oy veriyorsun. Gelip CHP hesap soruyorsun. E bu adalet mi kardeşim? Gücün buna mı yetiyor yani? Ke git kendi verdiğin oy verdin partiye sor.